İnsanlar tarih boyunca enerji kaynaklarına erişim, sağlık ve hastalık, zenginlik ve yoksulluk, eğitimli ve eğitimsiz olmak arasındaki farkı belirlemiştir. Bunun için bugün enerjiye olan ihtiyacın nüfustan daha hızlı büyüyor olması hiç de şaşırtıcı bir gelişme değil. 1970'lerden bu yana küresel enerji kullanımı neredeyse iki katına çıktı. Hatta uzmanlar bu kullanımın 2025'e geldiğimizde %50 oranında artacağını da söylüyorlar. Artan talep tabii ki birkaç sorunu da birlikte beraberinde getiriyor. Birincisi, bugün kullandığımız enerji kaynaklarının birçoğunun bir gün tükenecek olması. Kömür, petrol ve doğal gaz bugün kullanmakta olduğumuz enerjinin %80'ini sağlıyorlar. Bu yakıtlar her ne kadar doğal süreçler sonucunda yeniden oluşsa da kullanım hızımız yeni yakıtların oluşma hızından ne yazık ki çok daha fazla. Sadece Amerika'da saat başına 100 bin ton kömür ve 800 bin varil petrol yakılıyor. Tüm bu sebeplerden dolayı eğer büyük ölçekli alternatifler geliştirmezsek, bu kaynakları tükettiğimizde kullanacak enerjimiz de olmayacak. Bunun yanında fosil yakıtlarının yakılması atmosfere çok büyük miktarda karbon salınmasına yol açıyor. Büyük ölçüde karbondioksit formunda olan bu karbonun iklimler üzerinde de etkisi var. Diğer sera gazlarının da içinde bulunan karbondioksit zamanla atmosferde birikmeye başlıyor ve güneşten gelen güneş ışınlarının yarattığı ısının uzaya geri yansımasını zorlaştırıyor. Atmosferdeki karbondioksit oranı arttıkça gezegenimiz daha da ısınacak. Bu durum okyanus akıntıları ve su seviyelerinden iklim özellikleri ve mevsimlere kadar her şeyi etkileyecek. Ve gelecekte daha büyük felaketler ve yiyecek sıkıntılarıyla karşılaşmamıza yol açacak. Artan enerji ihtiyacı, küçülen enerji kaynakları ve tüm bunların yarattığı çevresel etkiler son derece gerçek. Bilim adamları ise bu sorularla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı değil, ne zaman karşılaşacağımızı sorguluyorlar. Bu sıkıntılarla karşılaşmamak için de yeni enerji kaynakları ve yenilikçi teknolojilere ihtiyacımız var. Bu, sürdürülebilir bir gelecek için tek umudumuz.